Şaban Sevinç sizdeyiz. Ne diyorsunuz? Bu, evet. Şimdi burada ilginç bir tablo var. Vallahi şimdi hiçbir evet. uzlaşı yok diyemeyiz. Bir temas var şimdi, belli ki. Şimdi şöyle. Ama öte yandan da deklare edilen açıktan böyle bir şey de yok. Evet. Şimdi şöyle Gürkan. Sayın Sırrısakık'ı ben hani ta şeyden beri tanırım. 91 seçimlerinden. 91'den sonra işte 91 seçimlerinden beri tanırım. Kaç yıl olmuş ya? 34 yıl mı olmuş? E tabi. 33 yıl olmuş. 33 yıl olmuş. Bizim gazeteciliğimiz oradan geliyor. Tabi. Yani, onu hatırlıyorsan o zaman sizin şimdi şöyle sırrısı diyen de kendisi olduğunu bilirsin. Sakık, yani onu dikkate alacaksak, kale alacaksak o sözleri de dikkate almamalısınız. Bak, o it sırrısıyla o ben kullanmadım sırrısakık. Önceki ismi bir arada kullanma. Atatürk'ün askerleri olsanız, generali olsanız ne yazar? İt peki. sürüleri diyen kendisi. Sayın peki, diye az olabilir. Önce ifade ettiğin kişi. Peki. Yani sayın sırrısakık dedin az önce. Peki. Sizdeyiz. Ya akıl almaz bir herif ya bu. Peki. Kim herif? Yani sırrısakığa mı söylüyorsun? Sakık, herif lafını bana mı kullanıyor? Şaban Bey herif lafını kime kullanıyor? Yani herif dediniz. Garip bana yani, mı dedin? Sırrısakığa mı söyledin? Sehven oldu herhalde. Onu düzeltin lütfen. Yani. Düzeltin şeyimiz programın insicamı bozulmasın. Düzeltin. Sana demedim. Sana niye diyeyim? Tamam bana mı söyledin? Ona mı söyledin? Sana niye diyeyim? Yok. Az önce sayın dedin de sırrısakığa. Yok. Ya sayın derim. Diyebilirsin. Ben bir şey demiyorum. Özgürsün. Yani sana rahat ne? Ol. Peki. Diyebilirsin. İstediğini ben kime, söyleyebilirsin. Nasıl hitap edeceğimi İstersen kucaklaşabilirsin. İstersen DEM Partisi'nin bayrağını sallayabilirsin. Beni ilgilendirmez ya. Tamam, sus da konuşalım tamam. ya. Peki. Lütfen saygı Allah çerçevesinde Allah. Konuşalım tamam. bak. Bak ama saygı çerçevesinde. Şaban Bey tamam. Ben sadece bir hatırlatma yaptım. İlk sürüleri lafını söyleyen ben değilim. Sırrısakık. Zoruna gidiyorsa sırrısakığa söyleyeceksin. Sayın dedin yok bilmem ne sana Şaban ne Şaban Bey. Tamam durum Şaban. Tespiti Allah yapıyorum. Allah Sırrısakık Allah bir mesaj Allah. Yazmış da çok özür dilerim. Tabii tabii. Şimdi yayınımızı izliyor. Atatürk'e hakaret etmediğim belgelerle ve Yargıtay kararıyla nettir. Bunlar yalandır diyor Sırrısakık. Atatürk'ün askerlerine. Bak Atatürk'e hakaret Atatürk'ün etmediğim. Askerleri, Atatürk'e hakaret etmiyor zaten. Belgelerle ve Yargıtay Atatürk'ün kararıyla nettir. Askeri diyor. Değil generali olsanız ne yazar? İt sürüleri diyen videoda da belli olan kişi bu değilse tamam ben hiçbir şey demiyorum. Atatürk'ün askerleriyiz diyenlere hakaret ediyor. Zaten Yargıtay peki, kararını. Atatürk'e hakaret eden öbür taraftaki şerefsizlere de bir lafın var mı? Atatürk de Abdülhamit Han'da, bir lafın var Fatih Sultan mı? Mehmet Han'da hepsi bizim. Ben aynı tamam ama yok. Edeyim. Tamam tabii ki kimsenin bizim. Kimseye. Tabii ki bizim. Ama hakaret eden, bu ülkeye bir katkısı olursa, zerri miskal katkısı de. Olanlara hakaret kim ediyorsa ben karşısındayım. AK Parti'nin çatısına sığınmış. Kim? Ya geçtiğimiz gün okumadın mı sosyal medyada? Şevki Yılmaz'dan mı bahsediyorsun? Evet. Şevki ondan Yılmaz bahsediyor. Selanik'ten başkası gelenlerle ilgili kastını ya başka Şaban Sevinç. Ayrıca bir şey AK söyleyeyim. Parti isim bir dakika bir şey söyleyeyim ya. Bak çok net bir şey söyleyeyim. Hadi AK Parti veyahut da Şevki Yılmaz isminden bahsediyorsunuz. Diyelim ki geleneği farklı, kültürü farklı, hata etti. O ayrı bir mevzu. Şunu söylüyorum. Ya Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide sizin bir milletvekiliniz Atatürk'e neler söyledi biliyorsunuz değil mi? Kim? Kim ya? Bekaroğlu. Ya demedi. Abi yok demedi, Bekaroğlu'yla 50 kere konuştum ben o konuyu. Ama bak yanlış ben kesinlikle tamam, öyle bir şey demedim dedi ya. Tamam Şaban Bey tamam, çok net bir şey söylüyorum. Atatürk'e hakaret eden her kim olursa olsun şerefsizdir, soysuzdur. Osmanlı tamam. hanedanında da aynı peki, şekilde ne, hakaret ya, edin. Kardeşim, Osmanlı hanedanı konu değil. Boş kesinlikle ver, aynı. Boş, o da bizim bak, Selçuklu'ya da Osmanlı'ya da her Türkiye Cumhuriyeti'nde yöneticilerine tamam, de tamam, hakaret eden değil. Aynı tamam. noktadadır. Bu lafları kullanmayalım buyurun. Yani. Ya, buyurun. Özür dilerim ya. Abi. Evet hakikaten bu üslubu biraz dikkat etmek lazım. Estağfurullah rica ederim buyurun. Şimdi Sırrı Bey'i ben 91'den beri tanırım ilk milletvekili olduğu dönemden beri. Kendisi şeydir yani şu anda partide bir görevi yok. Yani Ağrı Milletvekili halen değil mi? Ağrı Milletvekili evet, ama evet. partide bir görevi yok. Ve biraz böyle şeydir nasıl diyeyim? Parti disiplini içinde çok hareket eden bir siyasetçi değildir. Yani böyle daha kendi rengini ortaya koyan siyaset izler sık sık falan. Şimdi bu açıklamasını da ben açıkçası bağlayıcı görmüyorum. Bağlayıcı açıklama nedir arkadaşlar? Bir partinin yetkilileri vardır. Genel başkanı vardır. Sözcüsü vardır. Bir de karar organı vardır. Şimdi demin sözcüsü Sayın Ayşegül Doğan yaptığı açıklama 3
3 gün önce ya da 4 gün önce. Kent uzlaşısıyla adaylarımızı belirleyeceğiz dediğimizde herkes bir siyasi partiyi işaret ettiğimizi düşündü. Ağırlık olarak da Cumhuriyet Halk Partisi algılandı. Oysa böyle değildi. Biz herhangi bir siyasi partiyi adres olarak göstermedik diyor. Şimdi Özgür Özel'in de bir açıklaması oldu geçtiğimiz hafta. Dedi ki DEM aday çıkararak AKP'ye AKP'ye kazandırmaya çalışıyor. Evet. Diye bir açıklaması oldu. Yani DEM'i eleştirdi. O da DEM genel merkezde bayağı tepki çekmiş yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı. Onun üzerine Tuncer Bakıran bir parti toplantısında Özgür Bey'e karşılık verdi. Özgür Efendi diye hani şey yaparak dedi ki siz de dedi Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'ye kazandırmak için mi aday çıkardınız? Hmm. Hani siz aday çıkarmasaydınız biz Doğu ve Güneydoğu'da kazanacaktık. Ama Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkardı. Şimdi aradan AKP çıkacak demeye getirdi Tuncer Bakıran. Şimdi karşı bunlara bakıyoruz. Bir de üslup da sertleşti. Özgür Efendi diyor evet, mesela bir eş başkan. Üslup da sertleşti. Evet yani. Bir şimdi, de Şaban Bey Selahattin Demirtaş'a gönderen selam etkili olmamış bu kongrede. Dedi efendim? Ya Selahattin Demirtaş'a selam olsun dedi ya Özgür Bey. Etkili ya, olmamış Sinan'cığım, demek. Sen ben konuşurken böyle sakin sakin çok uyanık. Böyle insicamı bozmak için. Evet. Sen bizim insicamızı bozuyorsun. Bir de biz seninkini bozalım. Anlatan ya. Kişi. Bir dakika. Peki. Peki. Şimdi biraz önce Barış anlattı ama şimdi Barış'ın verdiği bilgiler bende yok. Yani hani yalan diyemem tabii Barış'ın kaynakları da kuvvetlidir. Ama şu İstanbul olayında mesela şimdi bakıyoruz işte 17 ilçede aday çıkardı. 22 ilçede aday çıkarmadı DEM. Büyükşehir adayı çıkardı Sayın Meral Danış Beştaş'ı. Ki Meral Danış Beştaş baktığımızda yani DEM'in içindeki etkilisi, en etkili, en güçlü siyasetçilerden birisi. Yani grup başkanlığı yapmış, eş başkanlık da yaptı. Grup başkan vekili tabii. Eş başkanlık yapmadı, grup başkan vekili. Grup başkan vekili eş başkanlık yapmadı. Bak. Yok. Ama bak, Meral Danış Beştaş. Meral Danış Beştaş. Grup başkan vekili yaptı, eş başkanlık yapmadı. Grup başkan vekili. Emin net. Neyse, bir bakalım. Yanlış ama şöyle, ya yani bütün Türk kamuoyunun evet. tanıdığı güçlü bir kadın siyasetçi. Şimdi onu da İstanbul Büyükşehir adayı yaptı. Ya şimdi parti yöneticilerinin açıklamaları hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tuğba. Efendim? Tuğba soruyordu kulağıma. He, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden DEM'in yetkililerinin yaptığı açıklamada bir uzlaşı falan yok. Çatır çatır herkes kendi siyasetini yapıyor. Şimdi burada benim kanaatim şimdi gözlemim AK Parti çıkardığı adaylara özellikle Sayın Murat Kurum'u çünkü AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı için varsa yoksa İstanbul yani bu seçimde. Yani öbür tarafları şimdi mesela Ankara'da Turgut Altınok ki hakikaten çok değerli bir siyasetçi. Ben de kendisini yani 25-30 yıldır tanırım Turgut Bey'i. Güçlü bir siyasetçidir ve AK Parti'nin de çıkarabileceği en iyi adaydı Ankara'da. Ama bakıyoruz ben Ankara'da yaşayan birisi olarak Turgut Bey da kendi başına çırpınıyor. Mesela parti AK Parti'yi göremiyorsun Turgut Bey'in kampanyasında. Reklamları yok. Mesela Murat Kurum için televizyonlarda reklamlar dönüyor. İşte Cumhurbaşkanı... Bilerek mi? Yok Şaban Bey arkasında. Şunu söyleyeyim. Reklam konusunda az reklamları billboardlarda şurada burada doğrudur. Azdır ama AK Parti İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan teşkilatlar Sayın Turgut Bey için gece gündüz çalışıyor. Onu düzeltelim ama reklam konusunda belki zaman içerisinde eksik giderilebilir. Sinan sen tabii sen daha hakimsin AK Parti'ye ama benim bir Ankaralı olarak gördüğüm, yani Ankara'da oturan bir kişi olarak gördüğüm Turgut Bey daha çok böyle kendi popülaritesiyle, kendi imkanlarıyla bir kampanya yürütüyor. Yani arkasında böyle Murat Kurum gibi bir AK Parti desteği, AK Parti hani fabrika gibi böyle yani şey anlamında demiyorum yani bir organizasyon göremiyorum ben. Mansur açıkçası. Yavaş'ın arkasındaki belediye desteği Turgut Bey'de dolayısıyla yok. Hani Turgut Bey orada kendi markasıyla, kendi imkanlarıyla bir seçim yarışı veriyor Mansur Bey'e karşı. Ama şimdi İstanbul'a baktığımızda Murat Kurum böyle işte yani bakanlar burada, Cumhurbaşkanı sık sık burada işte vali, devlet imkanları falan her şey ayağının altına serilmiş ama ona rağmen yine de Sayın Kurum anketlerde hani partinin istediği şeyi bir türlü yakalayamıyor enerjiyi. Kurum şu anda bir başka televizyon kanalında bir açıklama yapmış. Bunu bir okuyacağım. Bir de az önceki tartışma konusu olan Sırrı Sakın bu cevap yolladı. Onu da... O cevabını bir okuyacağız. Sırrı Bey de mesaj yollamış. Bir de aynı zamanda bahse konu
metin geldi önümde. O metni de tam olarak okuyalım ki bir yanlış anlam olmasın. Önce kurum, Murat Kurum bir başka televizyon kanalında demiş ki 1,5 puan öndeyiz demiş anketlerde. Açıklama yapmış. Onu bir canlı yayında iletelim. Bu bir. İki, Ağrı Belediye Başkanı, o zaman BDP. BDP'li Sırrı Sakık, Nevruz Ateşi yakıldıktan sonra ardından Çanakkale'de yaşamını yitiren bütün kahramanlara selam ve saygı gönderdi. Geçen yılki Nevruz'da Batı'da Mustafa Kemal askeri izleyenlere general olsanız ne yazar? Nokta nokta sürüleri diye, ben artık o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Dediği için hakkında dava açıldığını söyleyen Sakık, buradaki polisler, çekim yapanlar, not tutanlara aynı şeyi tekrarlıyorum. Onlar nokta nokta sürüleridir. Onlar bu halka düşmandırlar diyor. Şimdi burada muhtemelen yani şey değil. Bana yolladığı Atatürk cevap değil. Var. Mahkeme kararı da var. Atatürk Sakın. Değil. Ancak orada işte Çanakkale'de vesairede Atatürkçüleri herhalde kastediyorlar iş değil mi? Şöyle. Bir anlat. Anlat sen. Ağrı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin karar no 2015'e 439. Gerekçeli karar. Sırrı Sakık her iki kararı da yollamış. Hem yerel mahkemenin hem Yargıtay'ın kararını. Şunu söylüyor. Sayın katılımcılar, ekte hem yerel mahkeme hem de Yargıtay kararı mevcuttur. İki kararda da benim linç girişiminde bulunan topluluğa bu sözleri söylediğim tespit edilmiştir. Atatürk ve silah arkadaşlarını hakaret etmediğim yönündeki mahkeme kararları sabittir. Bu mahkeme kararları da sizin göreceğiniz üzere kesinleşmiştir. Bu bağlamda benim hakkımda sürekli yalan söylenmesini de kınıyorum demiş. Ve yalan olan neymiş? Yani Atatürk'e değil de Atatürkçülere hakaret ettim diyor ya. Bak şimdi Sırrı Sakık bir polemiğe girmek istemiyor. Hayır, adam cevabını yollamış. Ben şunu söylüyorum. Ya ben diyor, cevabını yollamış. Beraat ettim diyor ya. Tamam. Atatürk'e hakaret etmedi. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bak diyorum ki ben kurduğum cümlede Atatürk'e hakaretten ceza almıştır, silah arkadaşlarına hakaretten ceza almıştır gibi bir ifadede bulunmadım. Atatürk'ün askerleri izleyenlere, yani kendilerine Atatürk'ün askeri diyenlere, bizi linç girişiminde bulunanlara, yani nokta nokta sürüsü bak, bizi linç demiştir diyorum. Ben bununla ilgili yargı kararı yoktur, vardır demedim ki. Sözlerdir diyor. Alenen, ayan beyan, görüntüler şimdi, ortada. Ama şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü durum bugün, bence ya üzücü. Ne var Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Yani demle iyi geçirmek için. Ya arkadaş linç mi edelim? Mahkeme kararını yolluyor. Yani Sakığı bile kardeşim mahkeme kararını yollamış. Makul. Ben mahkeme kararından mahkeme kararı ne yapacağız yani? Ne diyelim yani? Hayır, sen insanların vicdanıdır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden... Söylemedim diyor Atatürk'e ve silah arkadaşlarına hakaret etmedim diyor ya. Atatürk'ün askerleriyiz diyenler yok muydu Cumhuriyet mitinglerinde? Vardı. Onlara bu ifade söyleniyorsa ve onlarla şu anda kol kola giriliyorsa ben bu durumu yadırgıyorum. Bu kadar. Konu ya bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne... AK Partililer geçmişte neler söylediler, AK Parti'nin etkili isimleri. Ya Cumhuriyet AK Parti'nin bu stüdyoda kumpas, ne söylediği belli. Kumpas operasyonlarında Sezgin Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Yok iyi ki bunlarla seçime savaşa girmemişiz. Ya Sezgin Tanrıkulu'nun lafları da burada ortada, yayındaydık ya. Beraber. Peki, mahkemeden beraat ettim diyor. Tamam. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına tamam, güzellemeye devam edin, sıkıntı yok. Tamam, peki. Şimdi Sırrı Bey'in tabii o şeyini açıklaması. Sırrı Bey'in göndereceğim sana mahkeme kararı. Açıklaması önemli. Özür mü dilemiş şöyle, mesela Atatürk'ün askerleriyiz diyenlere kullandığı ifadeden dolayı özür dilemiş mi? Bir konuşalım. Bak özür diliyor mu mesela? Allah Allah. Özür diliyorsa bence bir aşamadır. Allah Allah. Bak önemlidir. Adam söylemedi. Ya şimdi Sırrı Süreyya, Sırrı Sakın siz niye avukatlığını yapıyorsun Şaban ya Bey? Ya neyin avukatlığını yapacağım kardeşim? Adam açıklamasını göndermiş. Ben mahkeme kararı vardır mı diyorum. Konuşalım ya söz bende. Ben kullandığı cümleyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenler tarafından yadırganacak bir durum olduğunu kanaatim değil. Sen merak etme kardeşim, yadırganılır. Ama senin yadırgan ben gerekirken ben yadırgıyorum. Problem de bu zaten. Sen CHP'lerin için endişelenme. Sen CHP'lerin için endişelenme. Allah Allah. Adama bak her insan için bir taraftan CHP'lere çelme takıyor. Terörle işbirliği yapıyorsun. Bir taraftan da CHP'lerin endişelendiğini söylüyorsun. Bir şey söyleyeyim. CHP'ye oy verenlerden bahsediyorum. Şimdi şöyle az önceki konuyla ilgili. Şaban Bey siz değilsiniz. Şaban Bey bir şey söyleyeyim. Az önceki konuyla ilgili. Sayın Şaban Sevinç'in Bekaroğlu'na benim az önce kullandığım bir ifadeyle ilgili bir yazı ve haber yazmış Sayın Şaban Sevinç. Doğru mu? Evet. Bu Atatürk'le ilgili. Evet, kefere. Evet. Kefere. Evet. Yani siz bunu ben değil, siz bunu iddia ettiniz. Şaban. Ne zaman yazmış? Ben iddia nerede yazmış? Söylediğini ta bir zaman yazdığını biliyorum. Bir dergide ya da gazetede bir makalede evet. Geçiyor. Ben de şey yaptım. Abi ben onu bir söyleyeyim de çok özür dilerim. Ama şu var söz Sayın Mehmet Bekaroğlu da bak ben hayır, de bir düzeltme abi, bak, yapayım Sinan şöyle. Abi. Sayın Mehmet Bekaroğlu da şey Şaban Bey'e cevap vermiş zamanında.
ben bunu söylemedim demiş. Fakat bunu iddia eden Şaban Bey, ben değilim, bak, Mehmet Bey de söylemedim bak abicim, demiş. Bak bir şey söyleyeyim. Bunu da Sinan abi, tarafsızlık gereği söyleyelim. Buyurun. Kavuşturayım. Ben bununla ilgili ben de yazı yazdım. Sonra öyle mi? Milletvekili oldum. Evet. Mehmet Bekaroğlu espri yaptı bana. Ya dedi ki bu işin ekmeğini çok yediniz dedi. Tamam ben o sözleri söylemedim dedi. Sonra çıkarttı Google'dan. Dedi ki ben bir dergide yer alan yazıyı alıntı yaptım. Atatürk'le ilgili bu tür sözlerin söylenmesi doğru değil dedim. Fakat bu söz öyle bir dolaştı ki sanki ben söylemişim gibi oldu. Ben Atatürk'e öyle bir hakarette bulunmadım dedi. Çıkarttı Google'dan da gösterdi. Yazının kaynağını da gösterdi. Ben de dedim ki abi bak bu mesele ne güzel açıklığa kavuştu. Ondan sonra da bunu çıktım bir televizyonda da anlattım. Sonra da zaten o tartışma kapandı ama siz kapanmış tartışmaları ısrarlaşmaya çalışıyorsunuz. Barış Bey biz seni geriden takip Sinan ediyoruz. Bey. Ne bilelim bunları yaşandığı. İşte Google'da var. Sinan girersen görürsün. İşte bütün olayın kahramanı ikiniz misiniz? Atayım. İzleyicilerimiz gönderdi zaten Şaban Bey. İzleyicilerimiz gönderdi o tweet. Yok, bana da siz gündem. Atmışsınız o tweet'i zamanında. Yok, attım canım attım. Ama söyledim ben Mehmet Bekaroğlu ben öyle bir şey. Ama şu sevindirici ya bu Mustafa Kemal Atatürk öyle büyük adam ki bak. O kadar büyük bir adam ki müthiş yani gerçekten insan içi şey yapıyor. Bak böyle kazara bazıları hakaret ediyor. Sonra tükürdüklerini yalamak evet. için 50 takla atıyorlar tamam mı? Ama tamam. hakaret edenleri de şu anda sen savunmaya çalışıyorsun. Kınayamıyorsun o ya, eski kullandığı bak, Ferhat, cümlelerden dolayı. Ferhat bak niye? Benim CHP benim ittifakından benim söylemediğim dolayı. Benim söylemediğim hiçbir şeyi bana yapıştırma tamam mı? Sen ben ne söyledim? Benim ben kimi Şaban ben Sevinç, kimi... eski Şaban ya, Sevinç için kullandığı ya, ifadeler yeter ortada. Yeter ya. Ben kimi savunuyorum kardeşim? Sen Atatürk'ün değerlerini, ulusalcı değerlerini savunan kimi bir gazeteciyken bugün demin milletvekilinin sözlerini güzellemeye çalışıyorsunuz. Kimi güzellemeye çalışıyorsunuz? Özür mü dilemiş? Mahkeme kararından bahsediyorsunuz ya. Kimi güzellemeye çalışıyorum ya? Sırı sakı övüyorum ben ya. Tamam, tamam. Sırı sakı güzellemeye çalışıyorsunuz. Ben sırı sakı. Tamam, tamam. Şaban Bey. Atatürk'ün askerleri diyenlere kullandığı o ifadeden dolayı hala lanetliyorum ve kınıyorum diyebiliyor musun? Sana ne? İşte diyemiyorsun sana ben ne? De bunu ortaya sana koyuyorum. Ne? Beni sana hiç ilgilendirmez. Zamanında demişim. İnsanlar görsün. Dememişimdi. Sana ne? İnsanlar görsün. Şaban Bey. Sana evet yerel Şaban Bey. Lanet tamam. Atatürk'e hakaret eden herkes. Akıbeti siyasi bak, kariyeri daha için. Daha açık. Bana tutumunuzu şey değiştirdiğinizi izleyiciler görsün. Etkime, tamam başka kimse yok. Neyse tansiyonu yükseltmeyelim. Tamam tamam. Şaban Bey kendi kuanla çağırmayın. Şaban Bey bugün biraz sinirli. Ben ne dediğimi biliyorum. Allah Allah. Fazla Şaban Bey. Benim ağzıma laf vermeye kalkıyor. Şaban Bey tamam buyurun. Buyurun. Bitirin sözlerinizi bitirin. Ya Allah Allah. Gerçekten. Gerçekten yani program yani yapılamaz evet, evet. hale geldi ya böyle şey mi olur ya? Evet. Ne biçim adamsın ya? Allah evet. Allah ne söyleyeceğimi unuttum ya. Lütfen tamam, kişisel Allah Allah. İfadelerine dikkat et Şaban tamam. Sevinç. Bir tane kardeşim, sana hakaretim bak, yok. Sen bana dalıp duruyorsun. Ne biçim adamsın? Benim, herif merif bak bir daha söylersem ben bu yayında olmam. Bak hakaret ettirin. Şaban Bey. Çok da özür dilerim. Benim ailem var. Benim de çoluğum çocuğum izliyor bu programı. O zaman bana müdahale etme. Benim de yakınlarım izliyor. Bana müdahale etme. Ben sana bir kere demiş dedim mi? Ara verelim. Ne biçim adamsın dedim mi? Ara veriyoruz. Ara veriyoruz. Lütfen. Yayın alın. Bana müdahale etme. Yayın alın. Sen de bana müdahale etme.